Sevgili seyirciler, yanımda o gün Okat ve yardımcı pilotu Emir Şahin var. Zorlu Rally Bodrum'u tamamlamayı başardılar. Gerçekten çok zordu. Sıcak asfalt, hava sıcaktı. Dinamikleri farklıydı. Çok hızlı olan bölümler vardı, vıdı vıdılar vardı. Nasıl geçti senin için? Anlatır mısın bize, özetler misin? Valla bizim araba yeni, biliyorsun. Yeni arabaya alışmaya çalışıyoruz. Marmaris'ten daha zor bir yarıştım. Çok değişken etaplar vardı. Çok dar etaplar vardı. Hızlı etaplar vardı. Günün sonunda bitirdik. İlk 10'da bitirdik. Master'da da 2 bitirdik. Herkesin eline sağlık. Harika. Emir, senin duygularını alayım. Nasıl gitti? Her şey yolunda mıydı? Yol notu açısından, etaplar açısından? Yani etaplar açısından da her şey yolundaydı. Fakat tabii sıcak çok zorladı. Özellikle bugün sabah itibariyle başlayan. Dün biraz uzun bir normal etap vardı. O tabii yani konsantrasyonunuzu dağıtıyor ve bunun akabininde zorlanıyorsunuz. Ama dediğimiz gibi otomobilimiz yeni. Evet. Ona alışmaya çalışıyoruz. O gün abi de hızla adapte olmaya başladı. İnşallah çok daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Genel klasman 10 bitirdik. Masters 2. Bu şekilde tamamladık. Yani daha 2-3 yıl olmadı başlayalı. Bence çok hızlandı. Tabii. Geçen sene bir Hyundai maceramız vardı. Gene bir 4 yarışlık beraber. O da zor bir otomobildi zaten. Çok zor bir otomobil. İşte Volkan abi bile başa çıkmakta zorlanıyor otomobille. Skoda çok daha rahat. Binek otomobil gibi bir otomobil. Ama tabii işte değişkenler, hava koşulları vesaireler. Dediğimiz gibi daha yani toplasanız 20 yarışı sağlam da yok. Gün geçtikçe yol kat ediyor. İnşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Şu anda ilk onu gördük. İlk 5'te gelir mi yakında? Ya hızlı oldun. Hızlı olduğunuzu biliyorum. Yani vallahi onu öndeki gençlere düşünsün yani. Biz şu anda baktığı zaman en yaşlı adamlarız, bu işi yapıyoruz. Yani evet, gençler var. Zorlayacağız bakalım, nereye çıkacağız göreceğiz. Peki Bursa'ya gidiyoruz. Bursa'da neler olur? Bursa'nın asfalt zeminini biliyoruz aşağı yukarı. Tersten de dönülecek deniliyor. Yokuş aşağı olacak. Yokuş aşağı sever miyiz? Neler olur? Ya bizim için artık bu saatten sonra bir şey fark etmiyor. Ters olması, düz olması. Muhtemelen Bursa'dan önce bir test daha yaparız. Ondan sonra da Bursa yarışını bekleyeceğiz. Göreceğiz bakalım neler olur. Son takımı sorayım. Tokum dünyaca artık bilinen takım. Gerçekten büyük başarılara imza atıyor. Ve siz de takımdasınız. Sizin için geliyorlar aslında. Biraz bir şeyler söylemek ister misiniz takım? Gerçekten Toksport dünyanın bence en iyi takımı. Sağ olsunlar, bizim için geldiler. Muhteşem bir ekipleri var. Arabadan da belli zaten. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Sağ olsunlar. Biz de size teşekkür ederiz. Başarınız devam ediyor. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz.